Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen çifte saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı Bağdat'ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesinde yaşanan ilk patlamada 6, Kemaliye bölgesinde bomba yüklü bir diğer aracın infilak etmesi sonucuysa 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülkede dün meydana gelen saldırılarda da 34 kişi ölmüş, 80 kişi de yaralanmıştı. Ben burada değildim ama patlamaları duydum. Sonra eve geldiğimde çocuklarımın hastanede olduğunu duydum. Patlamanın meydana geldiği bölgeyi gördüm. Gördüğünüz gibi her yer harap halde. Bu arada Bağdat'ın güneyinde Sünni bir milletvekilinin kardeşinin suikast sonucu öldürüldüğü açıklandı. Irak'ta Sünni kesim, Başbakan Nuri el-Maliki'yi kendilerini marjinalleştirmek ve Sünni vekilleri hedef almakla suçluyor.